Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Milli Güç'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz Beşiktaş derbisinde maçın kazanılmasında en önemli pay sahibi bence maçı izleyen birisi olarak söylüyorum bunu. Kesinlikle ve kesinlikle Yusuf Yazıcı takıma geliyor arkadaşlar. Bu arada Yusuf Yazıcı ile Emre Akbaba'yı bir sonraki bölümde 90 reytinge yükseltmemi istiyorsanız sadece tek yapmanız gereken bu videoya like atmak. Sadece like atın ve baştan sona izleyin. Kısa bir video olacak. Baştan sona izleyin. Sadece golleri koyacağım zaten arkadaşlar yaptığım maçta. O yüzden kısa bir video olacak. Baştan sona dediğim gibi izleyin. Hemen Yusuf Yazıcı'yı takımımıza alıyoruz. Dediğim gibi ikisi de 90 gen görmek istiyorsanız hepinizden like bekliyorum. Çok uğraştıracak beni 90 gen yapmak ama yapacağım. 11 milyonum var görüyorsunuz biliyorsunuz. Yapacağım abi, sıkıntı yok. Ben Milli Güç'e harcamamı yaparım. Hiç sıkıntı değil abi. Hemen Trabzonspor'u seçelim. Trabzonlu, Galatasaray, ya bütün takımları tutanlar yapsın ya. Sonuçta Milli Güç, yani şey değil bu. Olayımız bu değil bu arada, bu şeyden kalmış. Her neyse, Yusuf Yazıcı MOO pozisyonunda ama abi. Olsun abi, en beğenilen yorum alacağız sonuç olarak. Yani gerekirse dizilişi değiştiririz abi. Ben en beğenilen yorum için gerekirse dizilişi değiştiririm, beni biliyorsunuz. Yine yorumlarda önerilerinizi bekleyeceğim. Hem bir sonraki bölümde transfer yapacağız, hem iki oyuncu birden 90 rating yapacağız. Eğer güzel bir beğeni sayısı gelirse ben sizin ilginizi anlayacağım abi. Siz izlenmeye oranla bakalım. Hani her 5 kişiden biri en azından beğensin. Yani ilk başlarda zaten 1000 kişi izliyorsa 400 kişi falan beğeniyor. Sonra onlar azalıyor. Arkadaşlar videoyu sonradan izliyorsunuz. Ya yani bir sene bile sonra izliyorsanız o like'ı atın yani. Sıkıntı yok. Sonradan izleyenler önemli olmaz diye atmıyor bazen ama onlar da atarsa işte asıl önemi o zaman ortaya çıkacak. Arkadaşlar buraya da hemen takımı seçelim. Yusuf Yazıcı'nın takımı olan Trabzonspor'u. Çok enerjik girdim videoya çünkü çok enerjiyim şu anda, çok felaket gaza gelmiş durumdayım. Ve Yusuf Yazıcı'yı şimdi arkadaşlar tabii ki de 80 reytingine yükselteceğiz. Hemen abi 80 reytinge Yusuf Yazıcı'yı şöyle bir. Yusuf Yazıcı takımda 88'e 72 kim ya, efsane bir kadro var. Hemen gol krallığı bir ekrana gelsin. Arkadaşlar gol krallığı ekrana gelsin dedikten sonra hep bir susuyorum ama zaten ben konuşurken gol krallığı ekrana geldiği için saçma bir durum oluşuyor. Bu arada kimya, evet şu an yükseldi, görmüyorsunuz onu, gol krallığını görüyorsunuz. Hemen gol krallığını çekelim ekrandan. Arkadaşlar bakalım günün sonunda gol krallığı ne durumda olacak. Takım gerçekten efsane olmaya başladı. Hemen etkinliklere giriyorum. Mücadelelere gireceğim. Oradan da bir maça gireceğiz. Bakalım maçta başımıza neler gelecek arkadaşlar. Umarım güzel şeyler gelir. Umarım güzel bir galibiyet alabiliriz. Hemen haftalık mücadelelere giriyoruz tabii ki. Bu arada iftara az kaldı. O yüzden çok enerjiyim ve o yüzden fazla maç oynayamayacağım. Zaten arkadaşlar bakın videoları baştan sona izlemiyorsunuz. En azından bir maç yapıp sadece golleri gösterdim. Hatta bak sadece golleri göstermeyeyim. Kısa sürecek ama yine. Sadece golleri göstermeyeyim arkadaşlar. Ki hani her şeyin de gol olduğunu, hiç heyecanı kalmaz o zaman. Anladınız siz ne demek istediğimi. Yani hepsi gol olma garantisi yok. Ama pozisyonlar kısa sürecek. Zaten FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzun sürebilir? Hemen maçımıza başlıyoruz. Bakalım maçımıza başımıza neler gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Gerçekten çok ilginç bir şey olmuş. Ben Yusuf Yazıcı'yı aldım. Sizlerden like falan istedim. Tabii ki oraları kesmeyeceğim. Çok konuştum çünkü bayağı aynı şeyleri bir daha konuşamam hiçbir şekilde. Maçımı da oynamıştım ama maçı tabii ki de bir daha oynayacağım arkadaşlar. Hemen o zaman maçımıza geçelim. Diğer kısımları, tam aldığım kısımları falan göremediniz. Ama konuşmalar yaptım zaten o alarken. Onlar önemliydi. Hemen arkadaşlar o zaman maçımız başlıyor. Kapanışı da herhalde aynı şekilde yaparız. Yani ben bu videoyu çok garip bir montaj yapacağım. Çok sinirlendim şu anda. Neyse sadece golleri gösterdiğim kısım başlasın. Cengiz Ünder abi maçın başından geçen gol atmıştım. Bakalım şimdi de gol olacak mı? Yusuf Yazıcı çok güzel gol atmıştı. Çok güzel like istemiştim ya adam gol attı diye falan. Neyse neyse atarız yine. Cengiz Ünder ama çok iyi Yusuf Yazıcı arkadaşlar. Yani bence like atın çünkü 90 gen yapmak istiyorum. Yani bütün takım 90 gen oluyor başlığı altında attım zaten bu videoyu. Deminki maçı yaparken karar verdim ama karar anımı göremediniz maalesef. Her neyse gol kısmına geçelim. Cengiz Ünder çok iyi ilerliyor bu arada. Şu anda gerçekten hani daha iyi ilerlenemezdi. Cengiz, Cengiz şut ve gol, ağır deliyor. Oo! Cengiz, Cengiz haydi zafere. Cengiz, Cengiz ooo. Evet, Cengiz Ünder'den güzel bir gol geldi arkadaşlar ve maçta 1-0 öne geçtik. Haydi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bir adam şöyle şut çekiyorsa 80'lik hali, böyle şut çekiyorsa kaçırmıyor ya. Flaşe vurunca kaçırmıyor abi. 90'lık hali kiminde ne yapmaz ya? Bir like atın yani şu adamın 90 olması için seferber olun. Olmasını çok istiyorum ama biliyorsunuz normalde yani videoda video çekmesem yapmam. O yüzden sizin de istediğinizi göreyim. Zaten göreceğimi düşünüyorum. Hemen bir like at kankam ya. Gerçekten çok önemli. Bir like'ını alırım.
Bir like'ını alırım. Çok güzel şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Cengiz ilerliyor. Bir orta kafa gol mü geliyor? Hadi be. Aha. Akbaba geldi. Akbaba orta kafa golü ben yapacağım ulan. Ben o orta kafa golü yapacağım lan. Ben o orta kafa golü yapacağım. Çünkü milli güç bunu gerektirir abi. Birisi yapamaz. Öteki gelir arkadan o yapar abi. Birisi yapamaz. Öteki gelir arkadan o açar o yapar. Sıkıntı yok. Milli gücümüz var bizim abi. Hiç kimse sıkıntı yapmasın. Rahat olun. Cengiz şimdi. Çok güzel ilerliyorsun Cengiz. Bravo sana. Aferin. Bak sen de bir orta kafa gol. Yok sen orta kafa gol yap. Sen orta açma abi. Sen gol at. Sen asist yapma. Boş ver. Ya da şöyle bir pas. Ananı satayım ya. Vallahi gol oluyordu arkadaşlar. Kusura bakmayın ağzımı bozdum birazcık ama. Güzel güzel. Şimdi bak. Şu pasın güzelliğine bakar mısın? Şu ortanın güzelliği. Ulan var ya hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor şu an. Yusuf Yazı yine aldı topu. Bak kardeşim ya. Bak kral ya. Bak kaçırmıyor abi bak bu. Bu adam kaçırmıyor arkadaşlar. Maçın son saniyesi. Zaten hani kaçırsa da göstereceğim. Ama kaçırmadığını görün. Kaçırmadığını ya. Şut çekebilirsem kaçırmayacağım ki şut çekeceğim arkadaşlar. Yani o konuda sıkıntınız olmasın. Ne kaçırmayacağım. 90 eksik hali arkadaşlar. Pozisyon bulmalı. Daha kullanılacak. Çok rahat buluyorum ama efsane bir galibiyet aldık arkadaşlar. Şu anda gerçekten muazzam bir galibiyet aldık. Şimdi arkadaşlar sanki diğer maç bitmiş gibi olay duru dönecek. Yani sanki diğer maç bitmiş gibi düşünün, tamam mı? Ben şimdi başka bir eski konuşmama geçelim. Burada videomuzun sonuna gelmiyoruz. Tabii ki de arkadaşlar öneri istiyorum sizlerden. Hemen bir ana ekranımız, bir kadro ekranımız gelsin. Arkadaşlar sizlerden çok güzel bir öneri bekliyorum. Bir sonraki bölümde kaleci alabiliriz. Bak kalecimiz hali hazırda duruyor bir tane. Ben onun boostlarını kullanmadan bence alalım. Muslera adında bir kalecimiz var. 90 gene yükselttiğimiz alabiliriz. Çok güzel olur. 3 tane oyuncu birden 90 gene olur. Bütün takımda yavaştan 90 gene oluyor. Bayağı gaza geldik yani. Bir MEO bir de Sabek önerebilirsiniz. İstediğiniz önerin en çok beğenileni yine alacağım. Ve şu anda gol krallığı tamamen ekranda. Evet arkadaşlar gol krallığını görüyorsunuz. Yine duracaktım az daha. Hatta duruyordum da durmadım. Gol krallığını siz görürken arkadaşlar hala görmeye devam edin. Bakın hala görebilirsiniz. İnceleyin ya inceleyin. Çok güzel video sırada like atabilirsiniz. İncelediyseniz maç başına orana dikkat edin. Sizce kim birinci olacak gol krallığında son oyuncuyu alana kadar bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçekten unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Şuradan abone olun. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak efsane videolara gidebilirsiniz. Yarınki videoda efsane bir şey duyuracağım ve cumartesi günü çok güzel bir ödüllü turnuvamız olabilir. Yani çok güzel şeyler olabilir. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.